günümüzde böyle anısı üzerinden bir kahramanlık hikayesi yazdıkları ve bizim de bugün oturup konuşup işin aslının ne olduğunu seyircimizle paylaştığımız bu hususta bir de şuna da dikkat etmek gerekiyor. Yani Nili örgütü evet istihbarat faaliyetlerinde bulunmuş ama bunun ötesinde bu kardeşin yazmış olduğu ve sizin de kitapta bir bölüm olarak vermiş olduğunuz Alexander'ın altı dile çevriliyor ve evet, çok önemli. Çok önemli. Bunu anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi Alexander daha sonra Amerika'ya kaçıyor. Orada Alexander iki şey yapıyor bu arada. Pelin Hanım, şöyle bir bilgi daha vereyim isterseniz. Konudan sapmamadan. Şimdi Nili örgütünde enteresan bir yapı var. Benim yaptığım tasnife ve yoruma göre. Şimdi abi Aaron örgütün kurucusu ve aynı zamanda diplomatik işlerini yürüten kişidir. Londra'ya gidiyor, Kahire'ye gidiyor. Bir şekilde İngilizlerle anlaşmaya çalışıyor. Bu daha sonra Londra'dan dönüşte deşifre olacağından korktuğu için şeye gelmiyor. Filistin'e, Kahire'ye geçiyor. Orada devam ediyor. Ondan sonra kardeşi Sara sahadaki faaliyetlerin lideri oluyor ve o yönlendiriyor örgütü. Alexander ise örgütün tabiri caizse propagandacısı. Ben bunu şuradan çıkartıyorum. Bir, bu kitabı yazıyor. Şimdi kitap orijinali 6. Birinci Cihan Harbi sırasında İngiliz Propaganda Bakanlığı tarafından 6 dile tercüme ediliyor ve bu bedava dağıtılıyor. Niye? Çünkü kitabın muhtevasına baktığımızda ben Türkçe tercümesini yaptım. Orada görülebilir. Almancasından ben tercüme ettim. Alman İttifakı'nı son derece olumsuz anlatıyor. Osmanlı Devleti'nin bölgedeki Arap, Yahudi ve Ermeni gayrimüslim unsurlara ve Müslüman Türk olmayan unsurlara son derece kötü davrandığını, özellikle Ermeni tehciri meselesinde Osmanlı Devleti'ni itham edebilecek bir kısım abartılı yorumlarda bulunuyor vesaire. Bunu bir şekilde Alman Türk İttifakı'na ve Osmanlı aleyhinde kitleyi etkileme adına bir propaganda metni olarak 6 dile tercüme ediyorlar ve bedava dağıtıyorlar. İki, o çok önemli bir konu. Onu da göz ardı etmemek lazım. Alexander Amerika'ya gittikten sonra Amerikan gazetelerinde köşe yazarı oluyor. Hatta ben orada birkaç ismini verdim. Ve maalesef özellikle 1915 Ermeni tesiri konusunda Türkiye'yi itham eden ve zor durumda bırakılacak abartılı yorumlarla Amerikan kamuoyunu Türkiye aleyhine etkileyip Amerika'nın savaşa girmesi noktasında bir kalem olarak bazı abartılı iddiaları kullanıyor. Dolayısıyla Nili'nin ben dedim ki bu propaganda işlerini yapan kardeş, diğeri sahadaki faaliyetini yürüten kadın ve abi de işin diplomatik boyutuyla ilgilenen bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.